Herkese merhabalar. Kim bilir, kim bilir hangi açıdan beğeneceğim. Bir tanesinin herkesesini alırım, bir tanesinin merhabasını alırım. Uzun zamandır düşündüğüm YouTube kanalımı sonunda açtım. Ben Sevde Sürmeli, Avustralya'da yaşıyorum. Ne yapacağım bu kanalda? Kısa vadede planım Avustralya ile ilgili tecrübelerimi, anılarımı sizlerle paylaşmak. Ama uzun vadede ne olur bilemem. Öncelikle bu benim ilk videom olduğu için Avustralya'ya nasıl gelindiğini anlatmak istiyorum. Buraya gelmenin pek çok yolu var. Turist vizeleri, öğrenci vizeleri vesaire. Ama ben özellikle Subclass 476 yani mezun mühendis vizesinden bahsetmek istiyorum. Çünkü biz bu vizeden yararlanarak buraya geldik ve en çok bu vizeye hakimiz. Bu yüzden bundan bahsetmek istiyorum. Subclass 476 size Avustralya'da 18 ay çalışma ve oturma izni veren bir vize türüdür. Türüdür. Saat 2, yemin ediyorum kafayı Öncelikli olarak ben bir vize danışmanı değilim. Sadece tecrübe ettiğimiz şeyleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Onu da bu arada söylemiş olayım. Bu vizeyi aldıktan sonra 18 ay boyunca Avustralya'da full time çalışma hakkına sahip oluyorsunuz. Eğer çalışmak istemezseniz dil okullarına ya da üniversiteye de kaydolabilirsiniz. Varsa eşinizi ve çocuğunuzu da vizeye dahil edebiliyorsunuz. Başvuru için sağlamanız gereken toplam 5 kriter var. İlk olarak ABET ya da MÜDEK listelerine yer alan üniversitelerin mühendislik bölümlerinden mezun olmanız gerekiyor. Kendi üniversitenizin olup olmadığını öğrenmek için aşağı linkini bırakıyorum. Oradan inceleyebilirsiniz. Bu arada vize sadece lisans mezunlarını değil, yüksek lisans ve doktora mezunlarını da kapsıyor. Ancak bu adayların üniversitelerinin sadece ABET akreditasyonu geçerli. Onu da söylemiş olayım. İkinci olarak bu vizeye başvurabilmeniz için diplomanızın üzerinden maksimum 2 yıl geçmiş olması gerekiyor. Üçüncü olarak 32 yaşınızdan gün almamış olmanız gerekiyor. Dördüncü olarak İngilizcenizin belli bir seviyenin üzerinde olması gerekiyor. Bunu da TOEFL, IELTS ya da PT akademik sınavlarına girerek kanıtlayabilirsiniz. Bu sınavlardan almanız gereken minimum puanları söyleyeceğim şimdi. IELTS, General Mode için her bir bölüm en az 5 ve üzeri olma koşuluyla ortalama 6 puan. TOEFL, IBT için dinleme ve okuma bölümleri en az 4, yazma ve konuşma bölümleri en az 14 ve üzeri olma koşuluyla toplam 64 puan. PT akademik içinse her bir bölüm en az 36 puan olma koşuluyla ortalama en az 50 puan işinizi görecektir. Bu gereksinimleri herhangi bir kategori altında toplayamadığım için diğerleri adı altında sıraladım. İlk olarak daha önceden bu vize türünü ve Subclass 485 adlı vize türünü almamış olmanız gerekiyor. İkinci olarak çok ciddi bir sağlık probleminizin olmaması gerekiyor. Örneğin böbrek hastasıysanız, diyalize girmeniz gerekiyorsa ya da organ yetmezliğiniz varsa vize almakta bazı problemler yaşayabilirsiniz. Üçüncü olarak Avustralya hükümetine sizin ya da ailenizden herhangi birinin borcunun olmaması gerekiyor. Ülkeye giriş yapabilmeniz için de mutlaka ya borcu ödemeniz gerekiyor ya da ülkeye o zamana kadar giriş yapamıyorsunuz. Dördüncü olarak bu vizeden daha önceden hiç red yememiş olmanız gerekiyor. Beşinci olarak sicilinizin temiz olması gerekiyor. Çünkü Avustralya hükümeti suç işleme oranı yüksek olan insanların ülkeye girmesi konusunda çok titiz davranıyor. Bu vizeye başvuru ücreti 375 Avustralya doları. Tabii eğer siz bir vize danışmayla çalışmak isterseniz bu fiyat biraz daha yukarı çıkacaktır. Biz belgeleri kesin eksiksiz olarak topladığımızdan emin olmak için böyle yaptık. Bu da aklınızda bulunsun. Özetlemek gerekirse Subclass 476 size Avustralya'da 18 ay çalışma ve oturma izni veren bir vize türüydü. Ve bu vizeyi alabilmeniz için sağlamanız gereken 5 kriter vardı. Birincisi üniversite bölümünüzün denkliğinin olması. İkincisi diplomanızın üzerinden maksimum 2 yıl geçmiş olması. Üçüncüsü yaş sınırı. Dördüncüsü dil yeterliliği. Ve beşincisi herhangi bir kategori altında toplayamadığımız karşılamanız gereken diğer gereksinimlerdi. Neydi bunlar? Bazı sağlık koşullarını karşılıyor olmanız ve temiz bir sicile sahip olmanız gibi diğer hususlardı. Bugünlük benden bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Avustralya ile ilgili tecrübelerimi daha yakından takip etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.